programımızın sonuna geldik. 6 trabzanımızı ördükten sonra son nokta olan önden battığımız trabzana da önden batıyoruz. Şimdi burada kaydırma noktası önemli. Yine 3 zinciri bırakıyoruz. İlk trabzandan başlıyoruz. İlk trabzana batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırdık. İkinci trabzana batıp ilmek çıkarıp tekrar bir kaydırma yapıyoruz. Burada üçüncü yapacağımız kaydırma, yani buradaki trabzan tepe boşluğuna batmıyoruz. Ara geniş boşluğa batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Tığımızın başına doladık. Bu aradaki 3-3 ayırmış olduk. Bu ara noktaya batıp bir sıra daha 6 tane ikili trabzan öreceğiz. 3 zincirle beraber 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 trabzanımızı bu şekilde örüyoruz. Sonra tekrar önden battığımız noktalar belirgin. Önden batıyoruz. İkili trabzan. Sonrasında bir sonraki noktaya geldik. Yine trabzanları 3-3 olacak şekilde ikiye ayırıyoruz. Geniş boşluğa batıp 6 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Çok rahat örülüyor, yumuşacık. 2, 4, 6. Sonra tekrar önden battığımız trabzanı önden batıyoruz. İki sıra bu şekilde altılı trabzanlarımızı örmüş oluyoruz. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Sonrasında artık son sıramızı örmeye geçebiliriz. Sıramızın sonuna geldik. 6 trabzanımızı ördükten sonra önden battığımız trabzana önden batıyoruz. Yine aynı şekilde ilk trabzana batarak kaydırma, bir sonraki trabzana batıp tekrar kaydırma, bir sonraki noktanın geniş boşluğuna batarak kaydırma yapıyoruz. 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Bu sıra son sıramız. Bu noktada 7 trabzanla bitireceğiz. Buradaki boşluğa, geniş boşluğa 7 tane ikili trabzan örüyoruz. 2, 4 zincirle beraber 5, 6 ve 7. 2, 4, 6, 7 trabzanımızı ördük. Önden battığımız noktaya tekrar önden batarak ikili trabzan. Yine bu noktayı ikiye ayırıyoruz. 3 sağda, 3 solda geniş boşluğa batarak 7 tane ikili trabzan örüyoruz. 4, 5, 6 ve 7. Önden battığımız trabzana tekrar önden batarak ikili trabzan örüyoruz. Son sırayı da bu şekilde tamamlamış olacağız. Şimdi bu şekilde örelim. Son noktaya gelip artık çantamızı tamamlayalım. Sıramızın sonuna geldik. 7 trabzanımızı ördükten sonra önden battığımız trabzana önden batarak ikili trabzan örüyoruz. Bu noktada birleştirme yapacağız. Şu ilk başladığımız ikili trabzanın tepe boşluğuna batarak ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Ve bu noktada ipimizi yeteri kadar kesiyoruz. Ve tığımızdan ipimizi bu şekilde çıkardıktan sonra tekrar ilk trabzanın tepe boşluğunu arkadan öne doğru batıp bu ipi içeri doğru alıyoruz. Sonra bu ipi gizleyeceğiz. Şöyle ara noktalardan geçirerek hızlı bir şekilde gizleyelim. Evet, bu şekilde ipimizi gizledikten sonra şöyle çantamıza bakalım. Mutlaka elimizle el ütüsü yaparak örgümüzü düzeltelim. Evet, çantamızı bu şekilde bitirmiş olduk. Dediğim gibi bunu sizler daha büyük boyutlarda yapabilirsiniz. Burada ben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 trabzanla başlayıp bu şekilde toplamda 14 dilim elde etmiş olduk. 7 tanesi önde görünecek, 7 tanesi arka tarafta görünecek şekilde ayarladım. Ama bu dilim sayılarını sizler artırabilir, daha geniş yapabilirsiniz. Duvar sayısını daha yüksek çıkabilirsiniz. Ben burada ikili 4 trabzanlı olan noktayı 6 sıra ördüm ama bu sayılar artabilir.
Örneğin daha büyük yapacaksanız burada üçlü ayırdığımız 6 trabzandan oluşan 2 sıramız var. Bu sıra daha fazla olabilir sizde. Yani bunu çantanızın derinliğine göre, içinin hacminin genişliğini ne kadar istiyorsanız ona göre rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Ben böyle mini bir plaj çantası çalıştım ama dediğim gibi sizler bunu daha büyük de yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk. Artık kulp kısmını yapmaya geçebiliriz. Kulpumuzu yapmak için kullanacağımız tığ numaramız 3 milim olacak. Kulpumuzu yapmadan önce başlangıç ve bitişte çantamıza monte edecek kadar kısa ip bırakacağız. Şöyle kısa ip bırakalım ve sihirli halka oluşturuyoruz. Yine daha önce de sihirli halka nasıl yapılır detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Sihirli halkamızı bu şekilde oluşturduktan sonra çok sıkı olmayan bu sırayı gevşek öreceğiz. Birkaç sırayı hatta gevşek öreceğiz. Zincirimizi çekiyoruz. Zincirden sonra sihirli halka içerisine batıp ilmek çıkarıyoruz. Sık iğne. Tekrar batıyoruz. İlmek çıkardık. 2 ilmeğimiz var. Doladık. Sık iğne. Bu şekilde toplamda 5 adet sık iğnemizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Zincirle beraber 6 noktamız olacak. 6 tane sık iğneden oluşacak kulpumuz. Ama sizler bu kulpun kalınlığını daha çok isterseniz başlangıçta yaptığımız bu 5 sık iğneyi sizler 6, 7, 8 ne kadar istiyorsanız o kadar artırabilirsiniz. Azaltabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Şimdi burada kısa kalan ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekeceğiz. Şimdi sık iğnelerimizin düz yüzü iç kısımda kalacak. Bize lazım olan nokta sık iğnelerin arka kısmı. Şimdi burada sık iğnenin ön ve arka yüzünü iyi tanımak gerekiyor. Şöyle bakalım. Düz kısmını biliyoruz zaten görünüşünü. Arkaya çevirdiğimiz zaman sık iğnelerin iki çizgisi var. Ve bir de aşağı doğru inen V noktaları var. Her sık iğnenin iki tane çizgisi var. Aşağı doğru inen V noktası. Şimdi bir sonrakine bakalım. Yine iki çizgi var ve V noktası. İki çizgi. Böyle V noktası görünmüyor gibi olabilir ama şöyle açtığımız zaman bakın V noktaları belirgin. Bize lazım olan da biz ters kısmından çalışacağız. Kulpumuzu tamamen sık iğne öreceğiz. Şu şekilde tuttuğumuz zaman iki çizgiyi göreceğiz ve bu iki çizginin bir de V noktası var dedik. Bakın V noktası var. Bize lazım olan kısmı şurası. Biz batışı da bu şekilde yapacağız. Bu şekilde buradan ilmek alıp çıkarıp sık iğne devam edeceğiz. Bir sonrakine yine iki çizgi görünüyor ve buradaki şöyle bakalım V noktası. Bakın şöyle tuttuğumuz zaman V'yi görüyoruz. Bize en yakın olan V kanadına batıp sık iğne örerek devam edeceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Yine bu kulpun detaylı olarak yapımını daha önce paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi kısa ipimizi çekebildiğimiz noktaya kadar çekiyoruz. Burada sık iğnelerin düz kısmını içeri bakacak şekilde şöyle minik bir çanak haline getiriyoruz. Ve burada ilk noktaya batarak başlıyoruz. İlk nokta zincirli kısım. Bunun da V kanadına batacağız. İlmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Kesik çizgiler var. Şöyle alt kısımlarını açtığımız zaman çizgileri açtığımız zaman görünüyor. Bize en yakın olan kanada batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Birkaç sırayı çok fazla sık örmeyelim ki rahat çalışalım, görelim. Özellikle ilk kez başlamışsanız böyle karmaşık gibi gelebilir ama elinize aldığınızda gerçekten çok kolay olduğunu göreceksinizdir. Burada sık iğneyi tanımak çok önemli. Şöyle ara noktalara batarak sık iğne çalışıyoruz. Şimdi raflı ipte de bastırdığımız zaman örgünün şekli bozuluyor gibi. Bu bizi tedirgin etmesin.
Eğer nereye batacağımızı biliyorsak karışık olmayacak. Ben bunu daha önce size anlatırken makrome iple anlatmıştım. Orada daha çok anlaşılır olacaktır. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Şimdi bakın bir üst sıraya geçmiş olduk. İki çizgi görünüyor. Ve şimdi V'ler biraz daha belirgin hale geldi. Batacağımız V'ler belirgin hale geldi. Ara kesik çizgi gibi görünecek ve o noktalara batacağız. Bakın bu kısımlara batıyoruz. İki çizgi ve bize en yakın olan çizgi. V noktası zaten belli. İki çizgi, V noktası, çıkış noktası hemen belli. Şu arada kalan nokta. Bu noktalara batarak hızlı bir şekilde öreceğiz. Birazcık örelim. Model net görülüp anlaşılsın. Eğer hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videonun sağ tarafındaki 3 noktaya tıklayarak videonun hızıyla oynayabilirsiniz. Daha yavaş ya da daha hızlı hale getirebilirsiniz. Bu şekilde devam ederek spiral bir şekilde öreceğiz. Ve bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ben burada daha önce kulplarımı hazırlamıştım. İki kulbumu da bu şekilde örüp hazırladım. Bakın ve ben ördükten sonra mutlaka şöyle esnetiyorum. Çünkü raf ip örüyoruz ama esnekliği çok fazla ördükten sonra. Çünkü şeritli bir yapısı var ipin dokusunun. Kalıp gibi kalıyor. Ve bakın bu şekilde esnek bir yapısı oluyor. Kulplarımı böyle iki tane hazırladım. Bitişte de son sık iğneyi de ördükten sonra, yani herhangi bir yere batıp sıradaki gelen noktaya batıp sık iğne örüp direkt ilmeğimden çıkardım. Zincir vesaire çekmedim. Yeteri kadar kısa ip bıraktıktan sonra ipimi kesip çıkardım. Ve kulplarımı da bu şekilde hazırlamış oldum. Kulbumun hemen ölçüsünü de söylemek istiyorum. Yine çantamın ölçüsünü de vereceğim. Şöyle bakalım. Kulbumu 28 santim olana kadar örmüşüm. Yani bu esnekliğini aldıktan sonra 28 santim. Böyle kulplarımı hazırladım. Çantamızın ölçüsünü de hemen verelim. Eni çantamızın 32 santim. Şöyle tuttuğumda 32, 33, 33 santim. Şöyle son noktadan tabana kadar olan kısmı da 22 santim. Yani 32'ye 22 diyebiliriz. Çantamızın eni 32, boyu da 22 santim. Ölçüsü de bu şekilde. Şimdi artık çantamızı, kulplarımızı monte etmeye geçelim. Burada bakın 14 tane dilim var. Bu şekilde ikiye katladığımız zaman 7 tane dilim kalıyor. 2 tane kenarda kalacak. Şu üçüncü noktaya kulp yerleştireceğiz. Ortada bir tane dilim kalacak. Bir sonrakine kulp yerleştireceğiz. Kenarda yine 2 tane kalmış olacak. Yani şu şekilde yerleştirmiş olacağız. Karşılıklı eşitlemiş olacağız. Kulpu da yerleştirirken çok kolay yerleştirmesi. Şöyle alıyorum arka kısma. Buradaki geniş trabzan boşluğundan İpimin ucunu çıkarıyorum. İpimin ucunu çıkardıktan sonra buradaki trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. İpimin ucunu tekrar içeri doğru alıyorum ve burada içeri aldığım ipimi tekrar kulp noktasına batıyorum. Kulpumun içinden geçiriyorum. Ortalı bir şekilde. Kulpumun içerisinden geçirdim. Tekrar bu ipi arkada içeriden dışarı doğru çıkarıyorum şu boşluktan. Ve tekrar ipimi trabzan boşluğundan içeri alacağım. Şu şekilde batıp tekrar içeri alıyorum. Bunu yaparken çok çekiştirmiyorum. Şu trabzan noktasını bozmadan tekrar batıyorum.
kulpuma batıp bu ipi tekrar içeri doğru çekiyorum ve yine aynı noktadan ipi dışarı çıkarıp aynı noktadan içeri alarak burada bir dikiş yapmış oluyorum aslında. Bunu ben tığ ile yaptım. Tığ ile kolayıma geldi ama sizler bir dikiş iğnesiyle de bu işlemi yapabilirsiniz. Bu şekilde kulpumuzu monte etmiş olacağız. Oldukça sağlam oluyor. İçeriden görünüşü de bu şekilde. Trabzanın bir parçasıymış gibi görünüyor. Bu çantayı astarsız da kullanabilirsiniz. Astarlı da kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ama içerisine böyle küçük eşyalar koyduğunuzda düşebilir. Astarlı kullanabilirsiniz. Ama telefon, cüzdan vesaire çok rahat taşıyacaktır. Şöyle artık ipimizi ara kısımlardan içeri alalım. Evet, bu şekilde oldukça sağlam oluyor. Şimdi diğer kulpumu da bu noktaya, bakın arada bir tane dilim kalıyor. Bir sonraki noktaya da diğer kulpuma yaptığım işlemin aynısını yaparak yerleştiriyorum. Ve yine diğer kulpumu da karşı tarafa, burada sizlere gösterdiğim gibi yerleştireceğim. Ve sonra artık çantamızın uç kısımlarına püsküllerini takmaya geçeceğiz. Kulplarımızı çantamıza monte ettik. Artık uç kısımlarını, püsküllerini, iplerini takmaya başlayacağız. Bunun için de ben şöyle bir hazır elimde etemin iğnesi paketi vardı. Bunu kullanacağım. İstediğim ölçü 9 santim uzunluğunda ipler keseceğim. Şöyle bakın, paketimi kullanıyorum ama bu ölçüyü sizler daha uzun da yapabilirsiniz. Ne kadar istiyorsanız, benden daha büyük bir çanta çalışmışsanız eğer 9 santimden daha uzun ipler de kesip hazırlayabilirsiniz. İsterseniz böyle 9 santim ölçüp kesip katlayarak da iplerinizi kesebilirsiniz. Ama bana 9 santimi veren böyle bir paketim vardı. Bunu kullanacağım. Böyle bir karton da kesebilirsiniz. Bunun ölçüsünü de hemen vereyim şöyle sizlere. Evet, 4 santim. Eni 4 santim olan bir kutu. Bunu şöyle katladığımda bana kaç santim verecek? 9 santimlik ipler verecek. Şimdi şöyle tutuyorum ipimi ve sarmaya başlıyorum. Bu şekilde sarıyorum. İpimi sardıktan sonra, sizler daha fazla sarabilirsiniz, şöyle kesiyorum. Herhangi bir yerinden fark etmez. İpimi kestim. Bakın böyle kısa ipler çıktı. Bunlar böyle eşit bir şekilde daha pratik, daha çabuk oluyor. Kesilmiş oluyor. Şimdi böyle iplerimizi kesip hazırlayacağız. Sonrasında şöyle çantamızı alalım. Nasıl monte edeceğiz bu iplerimizi? Burada şöyle çantamızı kendimize doğru çeviriyoruz. Şu kısımdan başlayalım. Trabzanın olduğu bu noktada ben şöyle 3 numara bir tığ kullanayım. Daha kolay ipleri geçirmek için. Yine 3 milim tığla devam edeceğim. Trabzan noktasına batıyorum tığımla. İpimi 2'ye katlıyorum ve tığımın ucuna takıyorum. 2'ye katladığım ipimi, 9 santim uzunluğunda kestiğim 2'ye katladığım ipimi bu noktadan geçiriyorum. Burada bir yuva oluşuyor. Tekrar tığımın başına iplerimi doluyorum. Ve bu oluşan yuvadan çıkarıp ipimi açıyorum. Bu şekilde mutlaka açmak gerekiyor. Çünkü rafya iple oynarken bozuyoruz. İplerimizi şu şekilde açalım. O zaman daha güzel görünüyor. Ben her bir trabzan boşluğuna bir tane ip taktım. 9 santim uzunluğunda iplerimizi yerleştirdim. Ama sizler bu aralığı daha sıkı isteyebilirsiniz. Birden fazla da ipler yerleştirilebilir. Şimdi bu şekilde kısa ipleri de yerleştirerek çantamın etrafını tamamen kısa iplerle dolduracağım. Şu ara noktaları her bir trabzan boşluğuna, önden battığımız trabzan da dahil olmak üzere
Bakın kuk kısımlarında da yine bu noktalar duruyor. Şu noktayı da tamamen hepsini bu şekilde iplerimizi takarak, kısa iplerimizi çantamızı artık bitirmiş olacağız. İplerimizi çantamıza taktıktan sonra ipleri tek tek elimizle açarak son halini, son şeklini vermiş olduk. Çantamızın yapımı da bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.